Basmane Çukuru olarak İzmir kamuoyunun bildiği alan her zaman bir çukur değildi. Bu alan önceden kentin çok önemli merkezi işlevlerinin sürdüğü alanlardan bir tanesiydi. Ve çukur haline gelmesi insan eliyle, insan tercihleriyle, yönetici kararlarıyla, kentteki aktüel süreçlerle oluşmuş bir sonuçtur. Çukurdu. Yani gerçekten kör düğüm olmuş ve çok fazla tarafın içinde yer aldığı ve bu tarafların artık uzlaşmaz bir boyutta çatıştığı bir noktaydı. Vallahi orası bomboş bir arazi olarak duruyordu. Hem arazinin kıymetlenmesi hem belediyede ekstra bir gelir elde etmesi ve aynı zamanda şehrin merkezine bir sanat merkeziyle belediye hizmet binası kazandırılması olayı da vardı. Bu alanda yapılacak olan proje tarihi kent merkezini, bu alanın tarihi birikim ve karakterini, ondan sonra kültür parkı, Alsancağı hepsini etkileyecek. Kişisel bir değerlendirme önce yapmak isterim. Basmane Çukuru bir şehir plancısı için müthiş bir deneyim alanı. Yani Türkiye'deki kentleşme, kentsel arsanın kullanılması, kent yönetimlerinin anlaşılması, Türkiye'nin siyasi tarihinin okunması açısından bulunmaz bir araştırma nesnesidir. Ve başka birçok araştırmacı tarafından da irdelenmesi gereken bir konu olarak olduğunu düşünüyorum. Kendi tarihi açısından baktığımızda bu sorunlar silsilesinin 30-40 yıl kadar geriye gittiği bir geçmiş olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 1980'den itibaren Türkiye'deki özelleştirme politikalarının bir karşılığıdır. Ben tabii çocukluğumda 1980'leri yaşamış biri olarak özellikle hani o dönemlerin gözlemiyle bile çok ilginç bir dönem olduğunu hatırlıyorum. Dünya için de değişikti. Yani yeni kutupların oluştuğu, güç odaklarının değiştiği, işte küresel ekonomik süreç içerisinde kentlerin rollerinin değişmeye, dönüşmeye başladığı bir dönemden söz ediyoruz. Fakat bu yeni liberal sistem, liberal sistemden daha fazla etki edecekti kentler üzerine. Yani mekanı dönüştürme etkisi, mekanı sermaye ve piyasa baskıları dolayısıyla dönüştürme etkisi aslında bir önceki dönemden frekans olarak daha fazla olacaktı. Kentleşme pratiğinde de bir anda pek çok plan yapım süreci, plan yapım süreciyle birlikte hareketlenen bir inşaat sektörü, büyüyen ve genişleyen kentleri görüyoruz 80 sonrasında. Günümüze kadar geçen bu yaklaşık 40 yıllık süre içerisinde ikinci neoliberal dalga olarak söz edilecek olan işte Erdoğan hükümetleriyle Özal dönemi neoliberalleşme sürecinin ilerlediğini ve tamamlandığını görüyoruz. Burada Basmane Çukuru'nun tarihine baktığımızda ise yerel yönetim olanaklarının aslında sermaye yararına kullanılması sonucunda kamuya ait bir mülkün özel mülkiyete dönüştürülme sürecinde yasallık ve meşruiyet açısından oldukça problemli soru işaretleri içeren bir kent suçuna dönüştüğünü görüyoruz. Kent suçunu tanımladığımızda ise kentsel mekana, çevreye, kentliye, kentli haklarına, kamu kaynaklarının bir avuç azınlık için kullanıldığı bir uygulamalar bütününü aslında ifade ediyor. Basmane Çukuru'na baktığımızda ise neredeyse bu süreçlerin tamamının gerçekleştiğini görüyoruz. Bir kent suçu olarak karşımızda duruyor burası. İzmir'de hatta Türkiye'de ilk modern planlama anlayışının da yer aldığı bölgedir. Tabii onun öncesinde işte İzmir yangını, o İzmir yangınından sonra izlerin silinmesi ve Cumhuriyet dönemi yeni planlama anlayışının bir parçası ve bugüne kadar korunmuş bir kent parçası olarak da önemini taşımakta. Türkiye'de 1924'te
hemen Cumhuriyet kurulur kurulmaz Ankara planından bile önce, dediğim gibi yani ideolojik olarak çok kötü bir yangın alanı var. İzmir'in esas çarşısı mesela Kemeraltı, o zaman Kemeraltı olarak anılmıyor. Türk çarşısı deniyor. Frank Sokağı meşhur. Yani bu bölgede yanan alanda İzmir'in esas ticaret merkezi var. Oralar yanıyor, işte koca bir Ermeni mahallesi yanıyor falan. Şimdi bu yüzden burayı böyle Türkiye'ye örnek olacak bir modern planlamayla, yani yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni modern mekanlarıyla planlamak adına hemen yapıyorlar planı ve uyguluyorlar. Basmane İzmir ve aslında Türkiye için önemli bir kent merkezi niteliğinde bir alan. Bu kent merkezi farklı dönemlerde, farklı misyonlarla da olsa niteliğini korumuş ve bugüne kadar o niteliği taşıyabilmiş önemli bir tarihsel mekan. İzmir'i görmek isteyen insanların ilk ayak bastığı yerlerden birisi olmuş. Aslında İzmir'in bir kapısı niteliğinde diyebiliriz. İhsan Alyanak'a gidelim. 73 yılında bir Türkiye'de çok önemli bir planlama yaklaşımı geldi. Metropoliten planlama, kentleri bütün olarak planlayan ve İhsan Alyanak da bu kapsamda merkezi yönetimle beraber çalıştı. Ve bu planın önemli kararlarından bir tanesi kent merkezindeki Basmane Çukuru'nun Halkapınar'a taşınmasıydı. Kısa süreçte de bu yapıldı. Bizim Basmane Çukuru'muz da kentin merkezi iş alanındaki bu garaj alanında şehir içi otobüs terminali olarak kaldı. Ama tabii şehir arası otobüs terminali kent çeperine çıkarıldıktan sonra burası ekonomik olarak daha az insanın geldiği bir bölgeye dönüştü. Çöküntüleşmeye başladı. Sonra askeri darbe geldi. Askeri yönetim döneminde birçok kentsel proje yapıldı Türkiye genelinde. Hükümet konakları yapıldı, otel projeleri yapıldı. Burada da yapıldı. Bir basmaneye yönelik bir proje hazırlandı, askeri yönetim döneminde yarışma hazırlandı. Bu yarışma sürerken Türkiye'de Büyükşehir Belediye Kanunu geldi ve Türkiye'nin neoliberalleşme sürecinin en önemli aşamaları bununla beraber oldu. Bu dönem planlama yetkisinin ağırlıklı olarak yerele devredildiği bir süreçten söz ediyoruz ve bu yüzden de dediğiniz gibi yerel aktörler planlama anlamında çok önemli figürler haline gelmeye başlıyorlar. Öte yandan kentlerin yönetiminde kademeli bir yapı geldi. Yani önceden biz merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında bir vesayet denetimi olduğundan bahsederken, şimdi Büyükşehir Belediyesi ve Belediye diye bir ikili kademe geldi ve Büyükşehir Belediyelerine muazzam yetkiler verildi. Burada hatta prens dendi Büyükşehir Belediye Başkanlarına. Prensler dendi, Özal'ın prensleri dendi. Şöyle ifade ederdi, basına falan çok çıktığı için bu tabiri kullanmaktan hani şey yapmayacağım. Bir adam asamıyoruz, bir para basamıyoruz dediler. Bu Büyükşehir Belediye Başkanları, muazzam yetkileri vardı. Yani iki dudağından çıkacak söze bakıyor her şeyi dedikleri Büyükşehir Belediye yetkisinden gelen bir şeydir. Büyükşehir Belediye Başkanları bu neoliberalleşme dönemi içinde, özelleşme furyası içinde bir yandan merkezi yönetim işte et balık kurumunu, işte Sümer Bank'ı vesaire özelleştiriyor ülke genelinde. Bir yandan da yerel yönetimler eliyle kamu arsaları özel sektöre aktarılıyor. Bir kamu arsası özelleştirme yoluyla başka aktörlere, yani özel sektöre uygun olmayan, karmaşık, alışık olmadık, kentin düzenli gelişmesini öngören plan kararlarına da aykırı şekilde aktarılıyor. Bu bir kaynak aktarma olayıdır diye bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Basmane Çukuru bu örneklerden bir tanesi. İzmir'de de ilk dönemde işte Burhan Öz Fatura dönemini, daha işte sağ kanat bir belediye yapılanmasını görüyoruz. Arkasından Çakmur dönemi, işte tekrar Öz Fatura ve Priştina dönemi
yaşanıyor ardından o 20 yıllık süreç içerisinde. Tabii kentin sermayedar sınıflarının da bu dönemde yavaş yavaş, hani özellikle işte bu batıdaki işte katılım, işte paydaşlar, yönetişim meselelerinin de gündeme gelmesiyle aslında yerel yönetim üzerinde etkili olmaya çalıştığını ya da işte ticaret odası, sanayi odası gibi işte sermayedar grupların görüşlerinin de alındığı bir takım platformların oluşmaya başladığını görüyoruz. Şimdi öz fatura döneminde bu proje gerçekleştirilmeden, yani askeri sık yönetim komutanlığı tarafından açılan yarışma kadük bırakıldı, tamamlanmadı. Sonra ikinci seçim dönemi geldi. Bu defa Yüksel Çakmur geldi. Yüksel Çakmur kenti kapsamlı bir şekilde bazı konularda projelendirdi. Bunlardan önemli bir tanesi de çok gündemli olan, artık iyice hani bir anlamda mezbeleliğe dönüşmüş bir kültür parkı. Yani birçok yapısı kaçak olan kültür parkı temizlemeye niyetlendi. Kültür parkın temizlenmesi için, düzenlenmesi için, bir kültür park niteliğine kavuşabilmesi için bir yarışmaya çıktı. Bu yarışmaya çıktığında karşısına araziyi incelerken hemen kültür parkın bitişiğindeki bu bizim bugünkü basmane çukurumuz ilişti. Ve kültür parkta daha böyle açık alanlardan oluşan, insanların sportif, kültürel etkinliklerini gerçekleştirebileceği büyük bir park hedefleyerek bu basmane çukurunun bulunduğu alanı da buradaki büyük yapılaşmayı, turizm faaliyetlerini, kongre faaliyetlerini, belki konaklama faaliyetlerini üstlenmek üzere yeniden planladı. Sonra tabii kültür parkı bu kadar yoğunlaşmışken yine seçimler geldi. Bu sefer daha deneyimli bir Furhan Özfatura yönetime geldi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldi. Burhan Özfatura'nın göreve gelmesiyle beraber 1995 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni bir plan onaylıyor. Nazım İmal Planı bu plan. Bu plan doğrultusunda yeni bir proje hazırlanıyor. Fakat burada önemli bir nokta var. Onaylanan bu Nazım İmal Planı ve elde edilen proje aslında 1992 yılında elde edilen projeyi boşa düşürüyor. Burada bu projeyle, yani yeni bu dönemde elde edilen projede öngörülen inşaat hakkı 1992 yılında öngörülen inşaat hakkının yaklaşık olarak iki katı daha fazlası. Yani kamu mülkü üzerinde bir inşaat artışı, daha fazla bir inşaat hakkı artışı var. Ayrıcalıklı haklar tanınıyor, ayrıcalıklı imar hakları tanınıyor bu alanda. Bu aşamada onaylanan bu Nazım İmar Planı sonrasında 1997 yılında belediye encümeni tarafından bu alana ilişkin bir ihaleye çıkılacağı durumu kamuoyuyla paylaşılıyor. Daha sonrasında ihaleye çıkılıyor. İhaleyi kazanan firmayla kat karşılığı sözleşme imzalanıyor. Bu kat karşılığı sözleşme sonrasında belediyenin hissesi, yani belediyeye ait olan mülkün artık %11'i belediyede kalırken kalan %89'u da özel mülkiyete geçirilmiş oluyor. Şimdi sıradan bir kentsel arsaya dönüşmüş oldu. Yani yarışmadaki C koşulu kültür parktaki faaliyetlerle ilişkili bir otel ve kongrecilik tesisi iken şimdi kentin merkezi herhangi bir imar parseline dönüşmüş oldu. Bunu yaptı. Bunu yaptıktan sonra da ihaleye çıktı. Bu işi kim yapacak diye. Ama ihaleye çıkma sürecinde bir şirket kuruldu. Buraya biz 1997 yılında belediyeyle bir anlaşma yaparak buranın sahibi olduk. İhaleye katıldık. İhalede 3 tane ve 3 firma vardı ve biz vardık. 4 olduk. Ondan sonra en iyi teklifi biz verdik. Rakiplerimize verdiğimiz teklifler içerisinde bizim teklifimiz en yakın rakibimize göre iki misli daha cazipti. Ve bu ihale bize verildi. En sonunda dediler ki gene zayıf noktamızdan bizi vurdular. Bu basmane meydanını veriyoruz size ama bizim İzmir'in otopark ihtiyacı var. Kahramanlar'da bir otopark istiyoruz sizden. Bu teklifin üzerine bir de otopark verirseniz biz bu ihaleyi size vereceğiz. Bu yani o gün için ekstradan bir istekti. İşler o kadar
hani karışık bir halde yapılıyor ki bu %89 şirkete, girişimciye, %11 belediyeye kalacak yapılacak olan projenin inşaat alanından 1 trilyon 701 milyar TL nakit olarak para verilecek belediyeye, şirket tarafından. Bugün Kahramanlar'da var olan katlı kapalı otopark alanı yapılacak. Dolayısıyla sadece bu %89-11 paylaşımı değil de işin içinde nakit bir para var. Bir de kapalı otopark var. Otoparkı inşa edecek, 15 yıl kullanacak diye ve bu süre doldu. Hemen ondan sonra bunun proje çalışmalarına başladık. Proje çalışmalarında bir Amerikan firması ve bir Türk firması ortaklaşa bir çalışma düzeni kurdular ve bizim ekibimiz ona göre proje yapıldı. Hatta bu proje için Amerika'ya gidildi. Amerika'daki İzmir'de çünkü yüksek bina yoktu. Herkes yüksek bina nasıl olacak, nasıl edecek diye böyle kafalarında onlarca soruyu ve ünlem işareti vardı. Biz o arkadaşları da aldık, Amerika'ya götürdük. Manhattan'a götürdük New York'ta. Görsünler, etsinler diye. Yani yüksek bina nerede, ne şekilde, nasıl yapılıyor, ne tedbirler alınıyor. Ve bizim projeyi, yani Basmane Meydanı'nın projesini oluşturduk. Güzel bir proje oldu. O günün şartları, yani bugün geriye gittiğim zaman 25 yıllık bir süreç yapıyor. Yani 25 yılda neler oldu, neler bitti. O süreç zarfı, yani hala 25 yıl geçmesine rağmen o proje hala işlevsel bir proje. Ama imar kanunları, şunlar bunlar değiştiği için o projede imar kanunlarına göre belirli değişiklikler bugün yapılması şart hale geldi. Ve biz bu projeyi yaptık, belediyeye sunduk, belediye tasdik etti projeyi. Tasdik ettikten sonra biz de inşaata başladık. İnşaata başladığımızın 6. ayında meşhur Yüksel Çakmur davaları açılmaya başladı. Geldiğimiz noktada şu var, yani bir sürü aşamadan geçti. Davalar, şunlar, bunlar, yeni projeler ve biz buraya çok emek verdik. Bu pehlivan tefrikası. Ben çocuktum, gazetelerde Kurtderili'nin güreşleri yazardı. Başlardı şeyde, sene başında, sene sonuna kadar güreş devam ederdi. Bu da öyle bir şey oldu artık. Burada tabii çok da önemli bir şey var. Bir mücadele alanı haline de dönüşüyor bu alan ve özellikle meslek odalarının önemli refleksleri var. Kültür park alanına ilişkin de hakikaten odalar bir refleks sergileyerek biraz önce konuştuğumuz bu alanlar herkesin, bu alanların korunması herkesin yararına, kentlinin, İzmir'in burası ve bu alanın bilimsel olarak mesleki ve teknik açıdan şöyle şöyle etkileri olacak mekana, kente. O yüzden de bu projeler uygulanmamalı diye yargıya taşıdıkları, işte basın açıklamalarıyla kentliye duyurmaya çalıştıkları pek çok ne var? Eylem var, pek çok yapılan çalışma var. Bu çalışmalar çok değerli. Kültür Park'ın bir ticari alanla ilişkisini kurduğumuzda da bunun beton etkisiyle ya da yüksek katlı bir yapılaşma, yüksek yoğunlukta bir yapılaşmayla olumsuz yönde etkileneceğini bugün söylemek çok zor değil. Basmane İzmir'in tarihsel olarak geçmişinden günümüze merkez niteliğinde olduğunu söyledik. Dolayısıyla bu alan insan yoğunluğu açısından da yoğun kullanılan bir alan. Ancak Kültür Park doğal niteliğiyle ön plana çıkan ve bugün aslında İzmir'in işte oksijeninin bu kadar korunuyor olması, işte bu kadar kirlilikle çevrili bir kentin nefes alınabilir bir halde olmasında önemli bir doğal alan olması Kültür Park'ı bu niteliğiyle ön plana çıkartıyor. Dolayısıyla etrafındaki tüm yapı yoğunluğu, yapısal kullanım, insan yoğunluğu, araç kirliliği, tüm bunların bu alana zarar vermeyecek ve bu niteliği düşürmeyecek nitelikte olması önemli.
Dolayısıyla Kültür Park'ın çevresinde örneğin iptal edilen plandaki 260 metre yüksekliğinde otel, ticari alan, alışveriş merkezi kadar bir yoğunlukta kullanımın bu alanda öncelikle zaten altyapı itibariyle olması mümkün değil. Bu projenin hayata geçmesinin sonucunda altyapıda, ulaşımda yaşanacak sıkıntıların çözümü için yeniden kamu kaynakları seferber edilecek. Çünkü burada bir tuhaflık var. Kamuya ait olan mülk özel mülkiyete geçirildi ve o alanda inşa edilecek bir proje yeni yükler getiriyor ve yine kamu kaynakları seferber ediliyor. Meslek odalarının kamu yararına aykırı olan bir böyle bir faaliyete sessiz kalmalarını beklemek mümkün değil. Yapı mı yok İzmir'de? Koskoca bir hani biraz önce söz ettiğim 1973 yılından itibaren karar alınan Bayraklı bölgesi var. Yüksek yapı yapımı ve yoğun gelişme için merkez gelişmesi artık biraz hani kentin rahatlaması gerekli. İşte biraz önce anlattığım gibi çok yoğun bir kentsel doku oluşmuş durumda. Sadece İzmir'de değil pek çok Türkiye kentinde ve kentlinin ortak kamusal alanlara, bunların kullanımını arttırmaya açık alanlara ihtiyacı var. Ama oradaki açık alan yıllardır kentliden saklanıp gizleniyor ki ondan sonra bu şu an geldiği o hani o kendi içerisinde bıraktığımızda bir doğa parçası haline geldiği süreç algılanmasın. Açık alan olarak değerlendirilmesi aslında bir talep edilmesin ve sermaye belki daha rahat hareket edebilsin diye. Biz Kemeraltı liman arasındaki bağlantıyı da düşünerek UNESCO başvurumuzu gerçekleştirdik. Kısacası Kemeraltı tarihin en büyük ve en eski açık hava alışveriş merkezi hüviyetiyle, kimliğiyle korunması gereken ve UNESCO'ya da bu başlıkta başvuru yaptığımız bir alan. Çukur bu hüviyete, bu kimliğe, nasıl kültür parka, kültür parkın fonksiyonlarına ve taşıdığı anlama aykırı olmasın diyorsak, söylediğiniz gibi UNESCO sürecine de zarar verecek, onu baltalayacak, onunla çatışacak bir kullanıma da sahne olmamalı. Şu veya bu şekilde yerel yönetim bu sorunun çözümünü özel sektörden bekleyemezsiniz. Sorunun çözümünü her zaman, yani sorunu başka yer yaratır, özel sektör yaratır, kamu çözmek durumundadır. Bu sorunun çözümü için bir masaya daha farklı aktörlerle, şimdiye kadar belki de çok konuşturmak istemedikleri aktörlerle doğru bilgi temelinde oturmak zorunda kalıyorlar. Bunu kendilerinin istemesi daha iyidir. Şimdi belediyeden buradan böyle bir, yani bize gelen teklif var. Ama şekli farklı. Başka yerde size başka bir arazi verelim. Şimdi bütün değerlendirme şirketlerine bu araziler verildi. Artık bu yerin değerlendirmesi yapıldı. Bu verilen yerlerin boyu kısa kaldı. Yani o maalesef bu uzlaşma sağlanamadı. Eğer sağlanabilseydi zaten biz de işi artık uzatmak niyetinde değiliz. Sonuç olarak bu, yani bu duran varlık, maddi bir değeri olan bu duran varlık bize getirebileceği kar kadar zarar da var. Yani biz uzlaşmadan yanayız ama hakkaniyete uygun bir uzlaşma olsun diyoruz. Aslında herkesin bir parça içinde kendisinin sorumluluğunu bulabileceği, sorumluluğunu görebileceği bir çukur. Maalesef çok üzücü bir tablo. Ama buradan bir fırsat doğurmak mümkün, öyle gözüküyor. Biz de o fırsatı yakalamanın peşindeyiz. Bu duruma kayıtsız kalmamak gerektiğini düşündük ve geldiğimiz günden beri de bununla ilgili çok yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Bütün bu çalışmalar bitmeden bununla ilgili hangi noktada olduğumuzu paylaşmam mümkün değil, doğru da değil. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Geldiğimiz ilk günden beri çok yoğun bir mesai harcadık. Tüm taraflarla bir araya geldik. Ve zannediyorum
artık çözüme çok yakınız. Basmane çukuru demek şu veya bu şekilde bir hikaye anlatmak demektir. Yani ben basmane çukuru dediğimde trajik veya mutlu bir hikayeden bahsediyorum size. Ve bu hikayenin bir parçası olabilirsiniz. Belki de öylesinizdir de.